Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 1 Mart 2022 Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Kocaeli'de 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 2 tane banko adayımız olacak. Bir tanesi birinci altılık ayağımızın üçüncü ayağında, bir tanesi de ikinci altılık ayağımızın beşinci ayağına tekabül eden koşuda banko adaylarımız var. İnşallah yanılacağımız bir program geçiririz. Tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Yeni ayımız herkese uğur getirsin. Önceliğimiz tabii ki sağlık olacak sevgili dostlar. Evet, yorumlara geçmeden önce videomun hemen altında bana güzel desteklerinizi yine bekliyorum sevgili dostlar. Harika bir destek vermişsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Bir tek istirhamım sizlerden bu olacak. Videomu dinlerken bir beğen butonuna basalım lütfen sevgili dostlar. Evet, birinci koşu, birinci altılık ayağımız 17-15'i gösterdiğinde saatlerimiz, birinci altılık ayağımız başlayacak. Handikap 16, dişilere mahsus 4 ve yukarı atların 1900 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, benim burada ilk önceliğim üst üste yaptığım başarılı koşuların ardından bir yenisini daha ekleyeceğini düşündüğüm Havzalı sevgili dostlar. Son yaptığı koşusunda da zaten üstüne basarak önerdiğimiz bir safkandı. Bursa pistinde 1900'ü Kocaeli'ye geldi. Kısa mesafede yine kazandı. Yine uzuna çıkacak Kocaeli'yle. Çok etkili bir koşu gelecektir. 4 nolu Havzalı ilk tercihim. İkinci atım 5 nolu Ciğerpare. Her zaman ilk koştuğunu düşündüğüm. Son koşusunda da bunu birincilikle taşlandırdı. Bursa'da 1900'ü o da kazandı. Kocaeli'ye formda geliyor. Ciğerpare'yi de atlamayarak Mertcan Çelik'le İkinci şanslı safkanım olacak 5 nolu safkanımız. Üçüncü atım 2 nolu Lolan Güzeli. Eküller Mehmet Kaya ile start alacak, yaptığı 8.lik kesinlikle bizi aldatmasın. Burada Cihan'ın gülüyle de ekürü avantajını eline bulunduran 2 nolu Lolan Güzeli. Üçüncü şanslı safkanım ve son olarak da Kuğu Güzeli diyeceğiz. Onur Yıldız'la sevgili dostlar. Sıralamamız 4, 5, 2 ve 6 nolu safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuz bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız burada da yer alacak. Evet, ilk yarış hayatına güzel bir üçüncülükle başladı. Şimdi Kadir Tokoçoğlu dekteresinde en etkili bir koşu gelecektir. Kocaeli pistine geliyor. İzmir'de bir yarış gördük. Şimdi uzayan mesafede ona çok yarayacaktır. 1 nolu safkanımız benim ilk tercihim. İkinci atım 6 nolu Yupon diyeceğiz sevgili dostlar. Orada Gökhan Kocakaya ile İstanbul'da bir sentetikte yarış gördü. Bir üçüncülük, arkasından tekrar 2000'de 8.lik, ilk defa Kabukuma ve Kocaeli'ye geliyor. Gökhan'la ben etkili bir koşu gelecektir. İkinci tercihim 6 nolu safkanımız. Sonradan 5 nolu safkanım Tolga Yıldız'da ve de 3 nolu Fero Baba'ya çok çok dikkat diyeceğim. Fırat Aslan'la etkili bir koşu gelmesini beklediğim safkanlardan biri olacak. Burada da sıralamamız 4 safkana yer vereceğiz. 1, 6, 5 ve 3 nolu safkanlar olacak. Evet, 3. koşumuz şartlı 4 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 4 safkanımız yer alıyor. 7 plasa ve 1. üçlü gayemiz de burada start alacak. Evet, burada bankomuz olacak. Mehmet Kaya ile 9'da 4 yaparak gerçekten çok çok başarılı koşular elde etti. Uygun bir grupta da start aldığını düşünün. Kocaeli pistinde çok çok iyi tanıyan, son yaptığı İstanbul sertenliğinde de başarılı bir koşu sergileyen 3 nolu safkanımız benim yarın banko adayımdır. Tek başına bırakacağım sevgili dostlar. Tabii ki rakip hanesinde 4 nolu Kings Uras Nevzat Avcı ile 2'de 1 yaptılar. Son yaptığı koşusunu Kocaeli'de 1200'de kazandı. Güzel bir koşu kazandı. 4'ü arkasına bağlayabiliriz. Ve de 2 nolu Sabri Aslan Şahin de Cemal Paso ile sert rakibi olacaktır. Ama 3 nolu safkanımız
banko adayım, banko olarak bırakıyorum. Arkasını 4 ile 2 bağlayıp bir ikili deneyebiliriz bu koşuda. Evet, dördüncü koşumuza geçelim. Bir maiden koşu, ikinci altılgan yanımızda. Burada start alacak 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. Benim ilk tercihim burada 3 yarış gördü. Üçünde Oğuz Eren'le start alarak pistten ikincilik, üçüncü ve dördüncülük çıkarttı. Şimdi mesafenin uzaması, ben buna yarayacağını düşündüğüm bir safkan. Oğuz Eren'le ilk tercihim olacak. Kocaeli pistinde boy gösterecek 3 nolu safkanımız benim birinci safkanım. İkinci attım 8 nolu safkanım Adalia de. Adalaide herhalde öyle okunuyor. 8 nolu safkanım Fırat Aslan'la bir koşu gördü Aprant arkadaşımızla. İkinci kez buluştuk. Kocaeli'de 1800'e harika bir ikinciliğe sahipti. Ben burada grubun uygunluğuna ben etkili bir koşu gelecektir. 8'i de göz ardı etmeyeceğim. İkinci şans safkanım. Sonra 4 nolu King of safkanımız, yani 4 nolu safkanım Mehmet Kaya'yla. Bu da 94 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere çıkacak. İstanbul'da bir sentetikte mücadele etti. İlk defa kaba kuma çıkacak. Kocaeli'ye geliyor. Etkili bir koşu mutlaka gelecektir. 4'e pas geçmeyelim. Sonra 5 nolu Kral Çıplak Görkem Özçelik'te ve de 6 nolu Maksut Reis Onur Öztürk'te etkili koşu çıkartmasını bekleyeyim. 5. ve son safkanım olacak. Sıralamamız 3, 8, 4, 5 ve 6 nolu safkanlar önceliğimdir. Bu koşuda 2. altılgayımızın başlangıç ayında. Evet, 5. koşumuz 2. beşlik ayımızda. Burada start alacak. Handikap 15 bir mücadele. 4 yaşlı Arapların 1800 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 14 safkanımız buraya deklere kayıtlı. 3 nolu Er Sarraf, 13 nolu safkanımız Ekürü, 9 ve 10 nolu Dağın Ateşi de Ekürü olarak start alacaklar. Evet, benim ilk tercihim burada sevgili dostlar Ekürler olacak. O da kim? 3 nolu Er Sarraf diyeceğim ben. 13 nolu safkanımızda Ekürü avantajı da elinde bulunuyor. Ben çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Ekürüsü de etkili koşacaktır. İlk tercihim 3 nolu Er Sarraf diyeceğim ben. İkinci atım 12 nolu Karakale Görkem Özçelik'te ilk koşu çıkartmasını beklerim safkanlardan biri. 5 nolu Parana yaptı üst üste harika koşuları. Tekrarlarsa sevgili dostlar yine birinciliğin güçlü adaylarındandır. Şimdi uzuna çıkacak. Kocaeli'de de uzunda 1900 handikap 14'ü çok etkili bir koşu çıkartmıştı. Ben Parana'dan da Fırat Aslan'la etkili bir koşu gelecektir. Sonra 6 nolu Uzay Destanı geçen koşusunda da kazandığı koşuda Bursa'da üstüne basa basa bu hafta çok dikkat dedim, hatta bankoda değerlendirebileceğim bir safkan ama dedim bir tane rakip vardı onu da önermiştim. Yine Uzay Destanı'ndan Halil Kaplan'la çok etkili bir koşu gelecektir. Sonradan 1 nolu safkanımız ilk parıltı ve de 11 nolu safkanımız koçuma da çok dikkat diyeceğim İlker Soya. Sıralamamız 3 başta olmak üzere 12, 5, 6, 1 ve 11 nolu safkanlar bu mücadelenin içerisinde olacaktır. Mutlaka yer verelim sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz 1. altılık ayarımızın da son ayağına tekabül eden bir koşu. Kısa vadeydi. 4 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, maratoncu sevgili dostlar yaptı. Üst üste başarılı koşulara Gökhan Gökçe ile 3'te 3 yaptılar. Bursa pistinden yakın antrenörü 1400'ü 1300 arkasından yine 1400'e bir mücadelesi vardı. Yine etkili koştu. Mesafe uzasa da uzunda da maratoncudan, çünkü sonlarda çok etkili geliyor. Etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Direnerek fotoya doğru süzülüyor. Ben Altınoğlu maratoncu benim ilk tercihim olacak sevgili dostlar. Ben burada iki tane safkan birazcık şey gördüm. Aslında maratoncu bankoda değerlendirebileceğimiz safkan ama ben Kuampo'dan yarın ters yarış gelecektir. Handikap 17 güzel bir 2000'li güzel bir ikincilik. Ondan önce 1500'ü şartlı 2'yi kazandı. Kuampo'dan da Mustafa Çiçek tercihine etkili bir koşu
gelmesini bekliyorum. 2 ile göz ardı etmeyeceğim sevgili dostlar. Ve de Max Beano diyeceğiz. 4 nolu safkamız Kadir Tokoçoğlu'yla yer vermemiz doğru olacaktır. Bu koşuda söz sahibidir sevgili dostlar. Yani benim sıralamam 6 başlı olmak üzere 2 ve 4 nolu safkanları da mutlaka değerlendirelim. 3 nolu safkanımıza geldiğimiz zaman Nevzat Avcı'yla İzmir pistinde gerçekten ve Bursa'da da etkili koşullara sahip yer alan arkadaşlar 3'ü de es geçmeyerek kuponumuza değerlendirebiliriz. Tabii ki bütçemiz doğrultusunda, çünkü Nevzat'la iyi bir ilme yakaladı. 2 ile 2 yaptılar. Yarın burada Kocaeli pistinde söz sahibi olabilir. Yani 3'ü de değerlendirelim sevgili dostlar. 6 maratoncu riski sevecek arkadaşlar, seven arkadaşlar değerlendirebilir. Kazanmaya yakın görünüyor. Ama ben 2 nolu Quampo, 4 nolu Max Bueno ve 3 nolu safkanımızı ayırmadan yer verelim diyorum kuponumuza. Evet, 7. koşu açık 3 İzmit koşusu olacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kumda mücadele verecek. 2. üçlü ayarımızda burada start alacak sevgili dostlar. 9 safkanımız yer alıyor. Evet, ben İzmit Aslanı'na başlamak istiyorum. Altınoğlu safkanımızda Görkem Özçelikli 2 koşu gördü. Bursa'da 1400'ü kazandı, Maydere veda etti. Sonra tekrar handikap 15'te yine Bursa'da Görkem'le kazanmasını bildi. Mesafe uzasa da ben İzmit Aslanı'ndan yine etkili bir koşu gelecektir ilk tercihim. İkinci atım 5 nolu safkanımız, o da Mustafa Çiçek'le yaptığı son koşusunda Kocaeli 1500'ü kazandı. Bursa'da 1400 şartlı 5 iyi koşular çıkartan safkanımız Mustafa'yla da etkili bir koşu gelecektir. 5'i de göz ardı etmeyeceğim. Sonradan 1 nolu safkanımız Agustin Yuhan Kocakaya tercihiyle yaptığı son koşusu Antalya'da kazanarak formda geliyor. Kocaeli pistine dikkat diyeceğim. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ve son olarak da 3 nolu safkanımızda kuponumuzda yazmak kaydıyla burada da 4 safkan yeterli olacaktır. Sıralamamız 6, 5, 1 ve 3 nolu safkanlar önceliği olacaktır bu koşuda. Evet, 8. koşumuza geçtiğimiz zaman kısa vadeli bir mücadele. 4 büyük ora Arapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 6 safkamız yer alıyor. 4 nolu Dostba, 5 nolu Rus damat ekip olarak start alacaklar. Evet, 8. koşumuz kısa vadeli bir mücadele. 4 büyük ora Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek. 6 safkanımız yer alıyor. Evet, burada banko adayımız olacak. Yarışa şöyle bakıldığında Dostba, Rus damat, Berengül, Duman, bunlar yarışı tempolarını belirleyecek safkanlar. Ben Rus damatla Dostboğa'ndan, Dostboğa da liderliği alabilir. Berengül de önlerde gidiyor. Duman son ol büyük ihtimalle sürdürerek favori çıkacaktır. Burada sevgili dostlar, mesafenin kısa oluşu birazcık tereddüt yaşadım. Duman aynı şekilde, Duman da son olu geçme başarısı da göstermişti hatta bir koşuda. Ben sevgili dostlar, yani burada ben risk alacağım. O da kimde? 4 nolu Dostboğa'nla ben risk alıp burada Okan Gökçe ile koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Ekür avantajı değilinde 4 nolu Dostboğa benim yarın banko tercihim olacak. Kuponu da yalnız başına bırakacağım. Arkasına bunun 3 nolu Berengül'ü bağlayabiliriz sevgili dostlar. İkili için oynayacak arkadaşlar. 1 nolu Duman. Son nolu ben mesafenin kısa oluşundan dolayı geri planda bırakacağım. 3 nolu Berengül ve de 1 nolu Duman'ı arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. 4 nolu Dostboğa Ekürler yarın benim banko adayım olacak. Evet, 9. koşumuza geçelim. Altılık ayarımızın, 2. altılık ayarımızın son ayağı handikap 14. 4 ve Kore İngilizler 1500 metre kumda mücadele verecek 16 safkanımız yer alıyor. Burada da 2 safkan ben ön planda tutuyorum. Bu 2 safkanın mücadelesi birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. Onlar kimler? 10 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla ve de 4 nolu Power Off diyeceğim ben Erhan Atdur'la. Bu 2 safkan benim için yeterli olacak Kocaeli programımızın son ayağında. 2. altından bir son ayağı 10 ile 4 benim için yeterli olacaktır. Hatta ikili de deneyebiliriz sevgili dostlar. Çifte deneyecek arkadaşlar 4 nolu Dostboğa,
Burada da 10'lu 4'ü bırakarak çifte de deneyebiliriz. Evet, Bursa'dan aktaracağım Kocaeli programında buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Videomu bir like, bir beğeni basma unutmazsanız beni memnun edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Hoşçakalın.